Efendim hoş geldiniz. Tek Rumeli TV ve İstanbul 1 TV ekranlarından hepinize sevgiler, selamlar. Evet, soğuk bir İstanbul sabahından sıcacık sohbetimizle evlerinize konuk oluyoruz. Evet, iki değerli konuğum var her hafta olduğu gibi. Bugünkü konuklarım da her zamanki gibi çok özel. Gerçekten ağırlamaktan onur duyduğum bütün konuklarım öyle ama bugün daha da özel bir gün benim için. Az sonra gerçekten çok keyifli bir sohbete şahit olacaksınız. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilk konuğumu davet ediyorum. O kendi alanında cidden genç yaşına rağmen ustalık kazanmış bir sanatçı, hem de eskiyi sanat olarak yapan ve günümüze taşımaya çalışan, sabırla yazdığı o hatlarla isim yapmış olan sevgili Levent Karaduman. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hemen sizi şöyle alıyorum. Sağ olun. Evet efendim. Hayata dair sohbetimizle, şarkılarımızla devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Levent Karaduman 1978 yılında Bartın'da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. Tahsili esnasında eski hat örneklerini inceleyerek çalışmalar yaptı. Daha sonra hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar'dan sülüs ve hat dersi aldı. 2003 yılında icazet alarak kendi özgün eserlerini yurt içinde ve yurt dışında açılan sergilerde sanatseverlerin beğenisine sundu. 2013 yılında kişisel galerisini kurdu. Sanatçı bazı koleksiyonerlere sanat danışmanlığı ve hüsnü hat hocalığı yapmaya devam etmektedir. Evet, evet. Şimdi benim cidden anons etmekten onur duyduğum ve herkesin çok sevdiği ve daha stüdyoya girdiğinde herkesin hocam gülü susuz, seni aşksız bırakmam, söyler misiniz dediği marka bir isim. Besteci, güfteci, artık ne diyeyim, Türk sanat müziğinin çok önemli, çok değerli ismi. Sağ olsun teşrif ettiler, geldiler. Zekai Tunca hocam, buyurun. Buyurun. Merhaba. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Marka olmak bu demek ki, değil mi hocam? Vallahi ben, o sizin takdiriniz. Yok ben, ama gördünüz değil mi? Daha girdiniz, parçalarınız, herkes hocam onu söyleyin, onu söyleyin. Bunları siz markalaştırdınız. Şükürler. O zaman hemen bir parçanızla programımızı açalım. Peki. Buyurun. Aşksız bırakma, üşüdüm diyorsan güne
yaşar karı. Kış göstermem sana, ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlümdeki beni siner atarım. Ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana, ben hep baharım. Aşksız bırakma. Zekai Tunca Ankara'da doğdu. 1967'de Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdi. 1964'te Ankara Radyosu'nun sınavında ilk 10 finalist arasına girdi. Birleşmiş Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin düzenlediği ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1975 yılında yapılan sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği solist sanatçısı oldu. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistliğine atandı. 1979'dan bu yana 15 albüm yaptı. Tekrar hoş geldiniz. Bu güzel şarkıdan sonra artık biz dağıldık hocam. Hoş bulduk. Bütün ekip mekip, yani reji, herkes. Ben artık yani bu şarkıyı söylemeyin falan diyorum. Başka yani, bir şey bilmiyormuş gibi yok, oluyor diye. Ama bu, yine kapıdan girer girmez sanat çıkarış dayandı. Bu marş gibi bir şey oldu. Ama bu şarkı Zeka hocamın sesiyle müsemma tabii oldu artık. Tabii. Yani ben biraz fazla olduğunu düşünüyorum ama yok, yine de söylemek gerekiyor. Çünkü mesela bir arkadaşımız, fantezi müzik yapan bir arkadaşımız söyledi. Evet. Baha. Bu Baha'nın diye bilen gençler var. Şarkı, yani ama Baha'nın şarkısı olarak. Biz şimdi tabii yaş grubu olarak ayrı Baha'nın, ben Baha'dan da dinledim bunu. Baha'yı da tanırım bu arada. O da güzel, hani kendi yorumuyla böyle daha bir basa basa söylemiş. Hani ben bir dinleyiciyim sadece. Ama mesela şimdi bu şarkıda bir ahenk var. Ben hani Ahmet Özhan da söylüyor. O da çok güzel söylüyor. Şarkı o kadar güzel ki kimsenin kötü söyleme ihtimali yok hocam. Ya ben söylemeyi şey yapmıyorum, değerlendirmiyorum. Onu tartışmıyorum da. Evet. Yani gençler genelde veya dinleyici böyle derine bakmaz. Kim söylüyorsa şarkı evet, ona bari eder. Yani bir genç kesim evet, o şeyde sosyal medyada falan evet, başarılı oldu. Daha bir yaygınlaştı. Evet. Ondan çok yayınlandı. Gençler daha kolay ulaşıyor ona. Evet. Baha'nın şarkısı diye bilenler var. Öyle biliniyor. O bakımdan bir kere daha söylemekte fayda olur. Baha'ya evet, da buradan sevgiler evet, gönderiyorum. O da çok efendi bir kardeşimiz. Çok, ayrıca cidden çok beğendim yani. Evet. Söyleyişini çok o da beğendim. Böyle güzel böyle şey tabii Türk sanat müziği. Benim çok sevdiğim gençliğimden beri, yani şimdiki de bir gençlik biraz daha pop tarzı parçaları evet, seviyor ama bizim zamanımızda diyeyim, hani bizim yaş grubumuzda biz sizlerle gençliğimizde olgunlaştık. Yani yoklukta bizimle idare ediyordunuz. Yok. Yani kolay kolay şey popçu falan çıkmıyordu. Bir sürü ama denetimlerden geçecek. Şöyle bir TRT şey denetiminden var, geçmeden kimse bir şey o sana yüzden belki hocam böyle kaliteli eserler tabii çıkıyordu. Şimdi, denetimden geçtiği için. Şimdi evet, yani bir zaman şikayet ediliyordu o TRT'nin denetim zamanında. Evet. Şimdi o denetim aranıyor. Değil mi? Çünkü hiçbir kıstas yok. Yani hiçbir kayıt yok. Herkes her istediğini, her tarzı denemek şeyinde. Bir de saçma sapan sözler aslında işte o dönemin
milletin hani şey olarak nitelendirdiği bu denetimler fazla ama o dönemde çıkan parçaların çoğunluğu kaliteli şarkılar. En azından bir güftesi tam olmasa da bestesi bir değer veya ikisi birlikte. O yüzden ben bu özellikle sanat dediğimiz, ben kusura bakmasın buradan o bazı popçu arkadaşlar, onların yaptıklarını ben şov amaçlı bir görsel olarak görüyorum. Sanat olarak göremiyorum. Çok özür dilerim. Yani sanat kelimesi çok önemli bir kelime. Yani yerli şimdi ya da yabancı. O iddiası da yok zaten. Evet. Amaçları da başka, hedef de başka. Hedef evet. Kitle mesela yaz gelirken. Evet. Şeyde plaj şarkısı Mart'ta çıkartalım. Falan başlıyor çalışmalar. Havuz başında çalınacak şarkı, yani. Şey, albümler yapılıyor falan. O bakımdan öyle bir iddialar olmadığı için şeydirler, mazurdurlar. Onu şey yapamayız. Evet. Yani olsa da doğru. Olsa dinleyince bir şey onun dikkati çekilebilir. Evet. Daha seçici olması falan ama iş eğlence olunca. Tabii. Kalıcı hedef çocuklar olunca bir şey diyemezsiniz. Tabii. Hoş geldin Levent Bey. Levent diyebilirim herhalde. Tabii ki. Levent de hocam bir hat sanatçısı. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler gerçekten elleriyle yapıyor bunları. Çok önemli bir iş yapıyorsun aslında. Yani biz hep uğraşıyoruz İstanbul, Osmanlı, geçmişimiz, geçmişi yeni nesillere taşımak adına. Yani bu işi senin yaşındaki gençler yeni özenmeye başladılar. Çünkü bu çok önemli bir kültür mirası. Evet. Yani zaten hat demek aslında bana hat dendi mi, mesela gittiğim yerlerde hemen İstanbul'u çağrıştırıyor. İnsanlarda hat sanatı dedin mi İstanbul, tabii dolayısıyla Topkapı Sarayı, dolayısıyla böyle bir Osmanlı. Nasıl karar verdin bu işi yapmaya? Çok zor oldu aslında. Ben bilmiyordum. Çocukluğum benim kitap okumakla geçti. Ortaokul yıllarım hep kütüphanelerden çıkmayan bir çocuktum ben. Afacanlığımız da vardı tabii. Bir gün kütüphanede Son Hattatlar isminde kitapla karşılaştım. Ve onun neticesinde baktım ki kitabın son kısımlarında da merhum Hamit Aytaç'ın ismi geçiyor. O yıllarda ben Hamit Bey'i ressam olarak bilirdim. Fakat kitaptan sonra onun aslında ressam olmadığını, hattat olduğunu öğrenince dedim bu sanat Türk sanatı ve Müslüman Türk sanatı olarak gelişmiş bir sanat. Ve bunu yapan kimse var mı diye biraz araştırmaya koyulduğunda baktım ki çok fazla kimse yok, bu gidecek. O zaman işte 14-15 yaşlarında falan, o zamanlar dedim ki ben bu sanatı yapmalıyım, icra etmeliyim, hiç yoksa öğrenmeliyim. Ben hattat olmasam da birileri bunu yapmalı, öğrenmeli, etrafı yaygınlaştırmalı diye. Bunu, maşallah. Evet, böyle bir niyetle ben yola koyuldum fakat kimse bulamadım. Hmm. Kaldığım yerde de işte Ömer Olgun diye bir işte eğitmen vardı. Bir gün onun odasına falan girdik, baktım masasının üzerinde işte Rabbi Yesir falan bir şeyler yazmış, böyle bir şeyler var. Baktım ki ya bu benim gördüğüm o kitaptaki hat değil mi? Hemen yakasına yapıştım, sordum, dedim hani bu neyin nesi? Ondan sonra işte dedi böyle biriyle bir yerlere gönderdi, oralara gittim. Fakat kendi hocam Fuat Başarı, onun hakikaten çok severim. Hocam çok duayen ve çok derin bir insandır, çok nüktedan bir insandır. Son zamanın belki işte biz sanatçıların değeri vefat ettikten sonra ortaya çıkıyor ama Allah ona uzun ömürler versin. Bu zamanın belki en kuvvetli hattatlarından bir tanesidir hocam. Ona varana kadar 2-3 sene kadar ben bu işi öğrenecek hoca aradım. Evet. Ve nihayetinde bir vesileyle başladık, devam ettik, bugünlere geldik. Bu ressamlıktan, şimdi ressamlar da var ama ressamlıkla hat sanatının arasındaki şey farkı, teknik farkı var mı, bir teknik farkı? Ben bilmediğim için. Çok teknik farkı var fakat temele indiğiniz zaman sanat bir bütündür. Evet. Nasıl ki tıp bir bütünse kelime olarak, evet, bir bütünse, o da onun bir tıbbın dalı. Bir branşları varsa, dalları varsa sanat da bir bütün. Bunun musikisi var, resmi var, heykeli var, işte hattı var. Çoğaltabiliriz. Şey söyleyeceğim, silginiz var mı? Şimdi ben böyle bakınca dedim burada ufak bir şey yapsam. Evet. Şimdi orada Esma-ül Hüsna'dan Cebbar isminin ya. Nida harfiyle. Hı. Yani Ya Cebbar.
yani. İsmi yazılı. Genelde bizde bu şeyler Arap alfabesiyle evet. yapılan şey, her şey böyle dini mahiyette. Evet. O şekilde düşünülür. Evet. Mesela ev taşıyoruz. Bana bir yerden armağan edilmiş Zekai Tunca yazılı böyle bir hat. Evet, var o tablosu da var. O taşıyıcı arkadaş aldı, bismillah. Çok güzel. Ama o da manevi olarak baktığında demek ki. Çok güzel. Evet, bana da böyle bir hediye ettiler. Şu fuarlarda falan çok yapıyorlar şimdi hat sanatıyla evet. at soyan. Aynı hocamın dediği gibi mesela bana da böyle bir lale şeklinin içinde Sevda Türk'ü sev yazılmış. ama o adamı da takdir etmek lazım. Ne kadar saygısı var demek ki onu öyle zannediyor olması. Şimdi bizde şöyle bir şey vardır. Aslında bu sadece İslam kültürüne mensup değil aslında bu anlayış. Yazı her yerde, her dinde, her anlayışta kutsaldır. Evet. Çünkü yazı doğada hiç örneği olmayan bazı hayal, ağızdan çıkan harflerin tahayyülde belirli semboller haline getirilmiş harflerle oluşur yazı. Dolayısıyla kişinin ilham yoluyla öğrenmesi. Evet. Daha uygun. Ama bu işi yapan evet. kişinin bence böyle hani ben mesela ikizler burcuyum yapabileceğimi zannetmiyorum. Daha içsel biri yani karakter yapısıyla da özleşmesi lazım değil mi hocam? Beste gibi yani. Evet. Bu bir kere sabır. Değil mi? Sabır işi yani böyle aklı bir yerde işte gözü yabanda gönlü çobanda falan insanı yapacağı iş değildir. Değil evet. değil mi? Yani o evet. sabır işidir yani evet. gerçekten. Sabır işi Mas, ve aynı zamanda hat. Evet. sabır işi. Siz de hocam bilirsiniz aslında yani sürücü lisan etmekten şey yapıyorum, çekiniyorum biraz ama evet. sizin yanınızda, huzurunuzda. Şimdi sabır, şimdi Peygamber Efendimiz'e sahabeden birisi soruyor. Hazreti Ali soruyor. Diyor ki işte Peygamber, benden diyor hani ne istersin Allah'tan diyor Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali diyor ki ya Resulallah ne isterim ben Allah'tan? Biraz şecaatli olduğu için ben diyor ancak Allah'tan sabır isterim diyor. Evet. Yani diyor sen diyor Allah'tan belanı istedin. Sabretmek o kadar zor ki. o kadar zor ki. Evet. Sabretmek aslında bir aşk işi. Evet. Zaten öyle hani evet. pişip pişip ondan evet. sonra eriyorsun. Aşk, aşk işi bu sanat da aşk olmadan sabra kâni olamıyorsunuz. Sabra ulaşamıyorsunuz. Evet. O sanatın aşkı içinizde size büyük bir sabır veriyor. Evet. Sakin sakin devam ediyorsunuz. Hangi sanat dalı olursa olsun hiç fark etmez sabırdır. Başlangıcı hani ne derler eski medreseliler? İlmin başı soğandan acıdır. Evet. Sonu ise baldan tatlıdır. Evet. Sanat da hakeza aynen bu şekilde. Evet. Hocam siz besteleri öyle geliyor mu? Bu, mesela bu gülü susuz seni aşksız bırakmamı siz nasıl bir duyguyla bak bulduk şimdi. Bayanlar hepinize adına soruyorum rejideki arkadaşlar. Şimdi bu şarkının sözleri Aşkın Tuna'ya ait. Evet. Aşkın Tuna'ya ait deyince Tuna gibi anlaşılmaz. Tuna. Tuna. Aşkın Tuna. Evet. Bana bir ödül töreninde böyle bir kağıda yazmış vermişti. Evet. Bu sözleri sonra ben işte gidip geliyorum işte yollardayım falan bir ayağım bir yerde değil uçtuğumuz zamanlar. Bir 6 ay falan bu benim dikkatimden kaçtı. Evet. Bir gün yine böyle bir sayım günü evde kapalı kaldığımız günde bir şeyler toparlarken buldum o zaman buldum. Oo. Yani bir 6 sene falan gecikmeyle. Oo. Baktım. Şimdi çok da hürmetkardır. Benim bir de teknik öğretmen olarak meslektaşım. Oo. Abisi oluyorum. Bak başka kimseye de vermemiş ama evet. yani o kadar. Yani ayıp oldu falan diye şey yaptım, ele aldım. Aslında çok şey de beklemiyordum. Evet. Böyle ilk demo yapıldı. Böyle bir demo yaptım. Böyle bir kaset, o zaman pek CD yaygın değil. Kasetler. Bir dinleyen başı alıyor, tekrar dinliyor falan. Bir dinleyen başı alıyor, dinliyor. Birkaç tane daha var, onu başa alıyor. Evet. Böyle, o zaman yani adam olacak çocuk derler. Belli olmuştu yani. Ama buradan Aşkın Tuna'ya da yani gerçekten evet, takdirlerimizi iletelim. Mesela size vermiş, sizin gözünüzden kaçmış ama o şiiri, sözleri bir başkasına verebilirdi ama orada evet. bir saygı, hürmet var. Evet.
Yani. Şimdi bir arkadaşa da vermişti, o da bana bahsetti. Öyle mi? Ya ben dedi baktım bu ne falan dediydim dedi. İyi ki öyle dedi. İsmi vermeyeceğim. Yani Salman Vakfı da yani çok ünlü bir şey, yönetmen ve besteci arkadaşımız. Evet. O mesela o şey dedi ya ben dedi bir şeye benzetmemiştim falan dedi. Ama tabii oradaki besteyle uyumu çok güzel. Bir de tabii söyleme şekli. O olabilir. Yani orada bazı sözler var. Yanlış bir bestenin içinde hiçbir anlam ifade etmiyor. Hani aslında inceliğine indin mi? Belki kadın ruhuyla, hani kadınlar daha böyle duygusaldır ya. Evet. Hani bana göre de bir insanın sevgisini anlatacağı en güzel sözler. Yani çok böyle kibarca taçlandırılmış. Yani hayat değil mi? Kibarca. Taçlandırılmış hayat damarlarımız, hava, su, yani bunlar olmasa insan ölüyor. Yani o iki tanesini çok güzel, belki çok muhteşem kelimeler değil ama onu çok kibar bir şekilde duygularını taçlandıran sözler. Genelde şöyle bir şey yapacağım deyip beklenen sonuç alınmaz. Evet. Bunu da böyle... Pek fazla bir şey beklemiyordum. Mesela ilk bestem şeydir benim. Alın yazımsın, gönül sazımsın, aşkım gururum, bitmez nazımsın. İlkan San'ın şiir üzerine. Böyle bir plakta işte dolgu olsun diye bir şey yapmıştım. Evet. O sene, çıktığı sene bir büyük gazetemizin yılın en sevilen 10 şarkısı anketinde 3. oldu. Yani. Ondan sonra yine aynı şairden işte bunca güzel içinde birisi var ki. Onu yaptım. Çekine çekine stüdyoya falan da öyle götürüyorum yani. O da repertuar güzel. Kuruna, denetim kurulu, repertuar kuruluna falan çekinerek veriyorum. Evet. O da ertesi sene ikinciliğe çıkardı. Derken işte bir de rüyalarım birinci, olmasa birinciler vardı. Falan filan devam etti. Yıldızlara baktırdım. Böyle, Dünya var mı acaba? Beni böyle bırak yok. Git gidebilirsen falan. İşte evet. Öyle yalnız geldi. Hocamdaki mütevaziliğe bakın. Evet. Tam bir İstanbul beyefendisi. Evet. Ankaralı İstanbul beyefendisi. Ama öyle. Ama... Şimdi İstanbul, Ankaralı İstanbul Beyefendisi. Şimdi İstanbul Beyefendisi demek öyle herkesin şanına yakışır bir şey değildir aslında. İstanbul dendiği zaman İstanbul'un çok köklü bir kültür, çok köklü bir medeniyet İstanbul. Onlarca kültür geçmiş, medeniyet geçmiş ve hepsinden nasiplenmiş ve bu kültür hep burada kalmış. Hangi devlet geldiyse, hangi din inanışı bu toprağa İstanbul sınırları içerisine geldiyse o burada kültür olarak kalmış ve buranın erkeğini, delikanlılarını ve hanımefendilerini yine aynı kültürle yoğurmuş ve dünyanın en büyük kültür odağı haline gelmiş burası. Yaşam biçimi olarak. Ya şöyle söyleyeyim, şuradan anlıyorum ben. Hemen sözü bitireyim, sizden bir parça daha alalım hemen. Mesela böyle İstanbul hanımefendisi, beyefendisi dedin, bir konferansa gidiyoruz. Resim çek, fotoğraf çektiriyorlar. Evet. Bana diyorlar ki sosyal medyada paylaşabilir miyiz? Evet. Müsaade istiyorlar. Hani biz zaten resmi çok olan insanlarız sosyal medyada. Bakın bunu bana hiç soran olmadı. Bana hanımefendi paylaşılıyor. Olduğum için. Yani evet. Öyle şeyler. Mesela resim, unutmayın sözünüzü. Ya arkadaş tamam çekiyorsun ama... Bunu nereye ulaşacağını bilmiyorum. Evet. Sınırsız yani. Ben nitekim Allah Allah bir yerde bir şey diyorlar ya bilmem nerede işte şöyle çıkmışım böyle etmişim falan. Sizin haberiniz yok. Sormaları çok büyük incelik. Valla bence her lazım. Arada kesinlikle. Soruyorlar ama soran kesime bir bakıyorum. Yani yaş grubuna işte yaşam tarzına anlıyorsun ki hani bir kültür. Senin de dediğin gibi Levent'ciğim yani o İstanbul'u özümsemiş anlamış. İşte onu demek istedi Levent. Yani siz İstanbul'u Ankaralı olabilirsiniz ama yaşamışsınız, anlamışsınız. Şimdi, haliyle insanın hayatına sirayet ediyor. İnsanlar, toplum şöyle bir anlayışa sahip. Kültürler zaten hep bu şekilde yaygınlaşıyor, ilerliyor. Büyük sanatkarlar, topluma mal olmuş sanatkarlar bu toplumun anıtsal bir varlığı aslında. Toplum bunu kendisinden bir anıt gibi. Nasıl diyebiliriz? Yani mesela bir Ayasofya. Evet. Bir Ayasofya gibi görüyor.
siz insansınız ama Ayasofya gibi görüyor sizi. Sanki Ayasofya'nın yanında fotoğraf çekilmiş gibi zannediyor kendisini ve sorma ihtiyacı hissetmiyor, paylaşıyor. İşte Zekai Hocam da Zekai Hocam da anıtsal bir yapı ve şimdi bu çok şimdi güzel böyle hocam, bir şimdi, Ayasofya'nın. Ayasofya'ya da sorma çıkarmayalım şimdi yani. Veya Sultanahmet gelmiyor. Onların şimdi, dili olmadığı için öyle evet, bir şey zannediyor. Şimdi hocam hakikaten öyle. Ben çok severim eserlerini, parçalarını çok severim. Ve evet, en çok dinlediklerimden bir tanesidir. Evet. Hocam şimdi demin bir şey söyledi. Bir beste yaptım. İşte plak arasında bir evet, dolgu falan gibi yaptık. O üçüncü falan seçildi. Şimdi hocamın yaptığı dolgu için yaptığı besteler üçüncü buralara geldi ve bugün halkın içerisinde tabii, meşhur. Bu ne demektir? Bu işte yani milletin çekirdeğe varmış. Evet. Ne yapalım ne bileyim. Ama şimdi mesela yıldızlara baktırdım da. Şimdi rüyalarım olmasayı siz bir söyleyin, üstüne onu konuşalım. Sizin parçalarınızı biz masaya yatırıyoruz. Alalım peki mı hocam? Peki yani yeni şeyler de yapıyoruz, başka şeyler de yapıyoruz ama bu birkaç şarkımdan onlara sıra gelmiyor. Kurtulamazsınız. Gerçekten onlara sıra gelmiyor. Evet. Bugün de yine size baskınız ve üzerinizde. Ama nasıl sizi hemen ablukaya aldık hepimiz. Onu söyleyeyim. Buyurun hocam. İmkansız, imkansız rüyalarım olmasın. Yalvarırım mektup yaz, beş dakikanı ayır da süser yanan bağrıma sağlığını dur da. Yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda. Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız rüyalarım olmasa. Yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda. Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız rüyalarım bahasına. Bir fırsat ver ne olursun, ne olursun, ne olursun beni bir daha sığına. Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına. Seni sormam imkansız, imkansız, imkansız rüyalarım olmasa. Aşkı söyleyemem senden bir başkasına.
başkasına. Seni sormam imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmasa. Beş dakika ayırma, süser piyanon sinele sağını duyur da. Yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda. Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmazsa. Yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda. Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım ki milletin ilişki durumu aynen böyle, rüyalarım olmasa. Sosyal medyaya bakıyorum, herkes böyle bir, eskiden bir hani saklarlardı, şimdi mesela terk edilen rahat rahat yazıyor, bir evet. Aşk bekleyen teker şey yazıyor. O yüzden bu rüyalarım olmasa kısmı şu an birçok kişinin hani var ya ilişki durumu diyorlar. İlişki durumu öyle, ağzınıza sağlık. Demek ağzınıza sağlık. Erken bir öngörü bu. Evet. Ben bunu rüyalarım da olmasa yüzünü göreceğim yok şeklinde düşünüyordum. Evet. Ta ki Cemal Safi Üstad'la böyle bir gün bir yemekte birlikte olana kadar. Ben de işte orada gene bahsettiğim üzere ayağım yere değmediği zamanlar fırsat bulup çalışamıyorum üstünde. Ya evet. Dedim üstadım şöyle şöyle bir şeyim var, bunu işler misiniz? O seni görmem imkansız rüyalarım olmasa şeklinde dönüştüren Cemal Safi Üstad'tır. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Daha 7-8 tane daha dörtlük vardı. Hmm. Bir yazdım mı tutamıyorsunuz üstada. Tabii. Allah ömür versin. O böyle. Yani buradan selam gönderiyorum. saygılarımı gönderiyorum. Bir şiir söylerseniz, isterseniz 7-8 tane dörtlük. Ancak yani bunda 3 tane dörtlük var. Evet. Bir dördüncüyü koydunuz mu artık o şey oluyor. Çok uzun bir şarkı oluyor. Şey ama burada ben şunu görüyorum. Şimdi ben 15-16 yaşlarından itibaren işte mesela siz, Coşkun Sabah, Yaşar Özel, bizim o zamanki işte Türk Sanat Müzeyyen Senar'ı da çok Allah rahmet eylesin. Çok yani bunlar mesela o zamanki dinlediğiniz şey kaliteli ise ben şiir yazmaya merak sarmıştım biliyor musunuz? Yani o şarkıları şey yaparak kendi kendime bir şeyler yazıyordum. İnsanı bir duygunun içine sokabilen parçalar bunlar. Yani gerçek o duygunun içine. Hani başta dediğiniz gibi hani kaliteli bir şey yaptığınız zaman insanlarda bırakıyorsunuz. Yani evet. Bütün parçalar, şimdiki yeni parçaları da. Ben de çok enteresandır. Mesela çok tutulan bir parça var bir yıldır. Ben hiç sevmiyorum o parçayı mesela. Çok tutuldu. İsmini vermeyeyim şimdi saygısızlık olmasın. Var öyle şeyler. Var. Mesela her devirde vardır. Çok tutu. Herkes şöyle parça böyle parça. Hatta bir iki tane böyle. Evet. Ben hiç bana bir şey vermiyor. Hani çok duygusalmış gibi geliyor. Bu müzikalite kalitesi tabii şeyle o eğitimle ve alınan kültürle çok orantılı. Tabii. Bir başta söylediğimiz gibi kime hitap ettiğine bağlı. Tabii. Yani şey tabii. Yaptı, hedef kitlesine bağlı. Evet. Sadece oynamak, bilmem tepinmek, bilmem ne isteyene. Onda fazla incelik falan aranmaz. Mesela bir aile büyüğümüz şey derdi böyle, radyoda böyle senfonik müzik falan çalarken, bu ne oğlum, buna ne oynanır ne ağlanır derdi. Güzel. Biz, çok güzel. O zaman insanın da bir şeye ya oynanmalı ya ağlanmalıydı ya. Çok hiçbir yere sürüklemiyor yani oynamak istesem oynamıyorum. Ama çok güzel bir söz olarak. Bunu biz kullanalım. Ben kullanırım şimdi bunu. Ne oynatıyor ne ağlatıyor gibi. Ama tabii, Allah ağlatmasın. Şey var tabii sizin bu kendi özel yaşantınız da hani insanların gönlünde bir sanatçı taht kurmuşsa
Tabii bu sadece yaptığı sanatla da değil. Mesela özel yaşantınız, aile yaşantınız, o duruşunuzla da hepsi özleştiği için bir markalaşma oluyor. Yani insan otomatikman Zekai Hoca ve sizin gibi insanları gördüğünde direkt oturuşunu falan değiştiriyoruz. Yani işte, duruşumuz. O da bizim oturuşumuzu falan kısıtlıyor. Bir tür kalkışımız, hareketlerimizi, yani bir ceketi belimize bağlayıp şey yapamıyoruz. Yani. Tabii yani. Değil mi? Sahne hareketimizi veya işte iş hayatımızda hareketimizi, sınırlarımızı şey yapıyor, oluşturuyor. Evet. Dinleyicinin ama gösterdiği saygı bir kere bizi bağlayıcı oluyor. Evet. Her şeyi yapamıyorsunuz. Değil her mi? Şarkıyı söyleyemiyorsunuz. Tabii. Yani bu modadır diye bugün herkes söylüyor falan diye her şeyi söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorsunuz. Her hareketi siz... yapamıyorsun. Tabii. O da bağlayıcı oluyor. Tabii. Ya oynatacaksınız ya ağlatacaksınız. Şey, hat sanatı demişken geçenlerde, geçen hafta bir sergi açtın. Yeni bir sergi. Kaç parçadan oluştu bu? Herhalde bir 50 var mı? Bu sergi Göktürk'te bizim yeni açtığımız bir galeriydi. Galerinin açılışıydı aslında. Orada eğitim veren hocalarımız var. Ressam var, tesip sanatçılarımız var, minyatür sanatçılarımız var. İsimlerini de söylerim birazdan. Onların eserlerinden oluşan karma bir sergiydi. Güzel. Yeni bu sergi için özel olarak çalışılmış hiçbir eser yoktu. Her şey eskiye dairdi. Herkesin, bütün sanatçıların eski eserlerinden derlenmiş, toparlanmış bir sergiydi. Bunu yapmamızdaki maksat aslında belki biraz aceleye gelmiş gibi düşünülebilir. Orası hızlı bir şekilde açıldı, yerleşildi ama burada şöyle bir şey var aslında. Anadolu medeniyeti dedik, İstanbul medeniyeti dedik, bu kültür... çok köklü bir kültür ve bu kültürlerin içerisinde son işte 50 yıldır, belki 60 yıldır, belki Osmanlı'dan sonra da tamamını bütün olarak alabiliriz. Bu toplum biraz kendi eski kültür ve estetik anlayışından birçok sebepten dolayı mecburen uzak kaldı. Maalesef uzak kaldı. Dolayısıyla işte resmi işte Türk sanatlarından ayrıştırdılar. Heykeli işte ayrıştırdılar. İşte hattı tamamen ötekileştirdik. Tesibi, minyatür bunu da tamamen ötekileştirdik. Fakat ben şöyle bakıyorum olaya. Sanat, az önce de söyledim. Sanat bir bütündür. Hepsi sanat ağacının meyveleridir. İşte bütün tabii. Dallar. Tabii resme baktığınız zaman, işte heykele baktığınız zaman bu İstanbul medeniyetinden ne çıkar? Heykeltıraşlar vardı değil mi? Roma. Tabii. Roma dediğiniz zaman heykel. İşte ressamlar, yani bu Anadolu topraklarından, özellikle İstanbul, bu sanat başkenti, dünyanın sanat başkenti olmuş büyük bir metropoldür, artık megapol hale gelmiş. Ki Osmanlı'da mesela tabii, bu hat sanatı olsun, bunları, musiki olsun, tedavi için ki, kullanılan evet, sanat tabii ki, unsurları. Tabii ki. Çünkü buradan hemen sesleniyorum, lütfen çocuklarınızı müzelere götürün. Müzelerde, ben Amasya'ya mesela gittim, Amasya'da o müzeleri dolaştım. Gerçekten orası şehzadelerin eğitim gördüğü bir şehir. Ufak bir şehir kendisi müze zaten, evet, müze gibi. Ve bu hat sanatı da ve musiki de özellikle ruh hastalıkları, yani psikolojik rahatsızlıklarda hat sanatı ve musiki tedavi olarak uygulanıyormuş. Tabii ki. Şimdi Osmanlı'nın bir mirası. Bizler Mevlevihane deriz ama Mevlevihane deyip geçmemek lazım. Hocam tabii, daha iyi bilir. Birçok musiki işinas Mevlevihanelerden yetişmedir. Mesela Dede Efendiler, evet, gibi büyük üstadlar. İşte Buhurizade, Mustafa Atriler. Bunlar hep Mevlevihanelerden yetişmedir. Yenikapı Mevlevihanesinden, işte vakti zamanında Galata Mevlevihanesinden, evet, yetişme zatlardır. Ve bugün musikiye çok büyük değerler katmışlardır. Hacı Arif Beyler. Evet. Yani hocamın yanında bu musikiden konuşmak, haddimi aşmak gibi olmasın ama Mevlevihaneler orada orada semazenlerin tenüresini giyip fırıl fırıl döndükleri yer değil bugünkü anlayışla. Evet. Mevlevihaneler kültür evleriydi. Evet. Çok büyük kültür evleriydi. Evet. Ve Osmanlı devrinde ahilik diye bir kurum vardı. Esnaf ve sanatkarların bir araya geldiği, sonra sohbet ettikleri ve esnaf ve sanatkarların ticari hayatlarında ki edeplerini, ahlaklarını aldıkları, öğrendikleri bir kurum da ahilik, evet, ahilikler. Kolay bir şey değil. Bugün bunları mesela göremiyorsun. Ticaret odası, örnek vereyim mesela. Yani ticaret odaları herhangi bir yeri işaret ettiğimiz bir yer yok. Hepsine bir sürü üyeler var. Peki orada esnaf olmanın,
ahlakı öğretiliyor mu? Tabii eskisi edebi, gibi değil. Eskisi gibi değil. Şimdi iş çok daha farklı. Bütün dünyaya hitap ediyor. Çünkü dünya global, küçücük köy halinde. Şu var tabii. Daha şimdi burada hakkını yememek ve söylemek lazım. Ben de tabii belli bir yaş döneminde olduğum için. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kültür etkinlikleri kapsamında gerçekten programlara baktığınızda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, yani bunlara çok değer veriyor. Ben bu müzik adına çok bir teşekkürüm. Değil mi? İstanbul çok, Büyükşehir çok Belediyesi'ne. Evet. Yani evet. Benim de içinde bulunduğum. Evet. Türkiye'de hiçbir belediyenin yapmadığı bir kültür şeyi, senelerdir evet. Kültür faaliyeti. Evet. Yani şeyler, kültür merkezlerinde. Konserlere. Gelecek, kim gelecek, gelmeyecek mi, gelecek mi, gelmeyecek mi endişesi yaşamadan ama... Bütün sanatçılara, evet. Merdivenlere kadar dolan programlar. Evet, ben kendim dolayı takip ediyorum. O kitapçıkları alın lütfen. İBB'nin her ay çıkıyor. Ve hem pop, yani sanat adına gerçekten popüler olan, isim yapmış bütün isimler sahne alıyor ve öncelik de veriliyor. Ve bunun unutulmaması için yani musikinin, Türk halk müziğinin hizmet. Gerçekten çok büyük hizmet. Büyük hizmet. Ben vakit buldukça da ve öyle bir organize olunuyor ki her sen Şile'de de söylüyorsunuz, Ümraniye'de de, Fatih'te de, evet. Caddebostan'da da, evet. Bakırköy'de de hiçbir şekilde o kadar güzel serpiştiriliyor ki. Bu arada mesela bana gelecek bir şey bahşetti Büyükşehir. Cemal Reşit şey salonunda evet. Zeki Aytunca cesi oldu. Kaçında hocam söyleyeyim? 20 Aralık'ta. 20 Aralık benim oğlumun doğum günü ama ben gelirim. Reklama girmez. Olsun yok olur mu İBB 20 ben Aralık'ta Cemal Reşit. Ben bunu reklam olsun diye söylüyorum kıvancımı belirtmek için. Evet Şükran Cemal Reşit Rey'de ben geleceğim inşallah. İnşallah. 20 Aralık İnşallah. Akşam 8'dedir herhalde. 8'de evet. İnşallah. Akşam 8'de Zeki Aytunca'yı Cemal Reşit Rey'de. 50. yıl falan diyorlardı. Oo. Ben dedim 50'yi falan karıştırmayın. 50'yi karıştırmayın. 25. yıl. 25. yıl. Zeki hocam nerede görsek hep aynı zaten. Eskiden de öyleydi. Evet, maşallah. Şimdi yine öyleyiz. Sevgili izleyiciler valla bak şey televizyonla alakalı maşallah. Değil. Aynı. Ne hatırlıyorsanız aynı Zeki Aytunca. Şimdi 50 benim için sorun değil de diğer arkadaşlar ben böyle 15. 20. 30. 40. falan şeylerini biliyorum da bu zamana kadar neredeydin diye sorulur diye. Değil mi biliyorsunuz? 25. yılını. İlk defa böyle bir şey yapılır. Öyle mi ama çok i̇nşallah. Güzel. Allah utandırmasın. Hak ettiğiniz bir şey. İnşallah 100 hakkıyla çıkarız. Yani ben mesela Melahat Gülses'i çok seviyorum. Melahat evet, ablayı evet. Çok çok seviyorum. Onun da çok güzel bir haklısınız. Ses rengi var, sahnesi var. O İşte haklısınız. İstanbul hanımefendisi evet. Böyle evet. Sevda'cığım evet. Nasılsın? Sana nasılsın derken zaten sen bir eriyorsun. Evet eriyorsunuz değil mi? Değil mi? Evet i̇şte, eriyorsun. Sosyete dedikleri evet. Tabir bu. Evet. Mesela şimdi sosyete deniyor işte bakıyor şimdi hocam huzurunda ama gülme şekli. Sosyete çok böyle kahkahalarla gülmez. Tabii ayıp derler. Ayıptır ayıplanır. Bacak bacak üstüne atmak var. Aman efendim ne münasebet. Ceketiniz ilikli durursunuz. Eller böyle. Bir saygı dişleriniz ama. Dişleriniz görünmeyecek. Mütebessim. Hmm. Dişleriniz görünüyorsa zaten hafiften o sizin kahkahanız. Vay vay vay. Böyledir edep. Biz ölelim şimdi İstanbul tabii. Dişleriniz böyle görünüyorsa kahkaha atıyorsunuz demektir. Yoksa hep mütebessim. Ama benim yaşama şansını bana verseler tabii Cenab-ı Allah'ın takdiri. Ben hep şey isterdim. Kadınlarımız şöyle gülerler. Evet, el kapanır. Değil mi? Ağzında dişleri gözükmesin. Bir de şöylesi var hocam bunun. Ama o masum mahcubiyet ama ne güzel kadar. Edep. Değil mi? O evet. Utangaçlık işte orada o mahremiyet orada saklı evet. Aslında. Ben şeyde yaşamak isterdim hocam. Eski İstanbul var ya öyle uzun uzun böyle. Şeyde şimdi programı tabii şemsiyelerle. Ki bir tatlı huzur almaya geldik. Ben Kalamış'ta o bir tatlı huzur almaya geldik döneminde cidden yaşamak isterdim. İnsanlar o zaman daha aynen. Kaliteliydi, evet. Daha vefalıydı. Evet. Ben o böyle şemsiyemle eteklerimi böyle sallaya sallaya. O devirler herkesin estetik anlayışının daha üst seviyede olduğu, halkın en alt tabakasının dahi durduğu yerden sohbet ederken şiir diliyle evet. Konuştuğu, sanattan anladığı, herkesin musikiyi
musiki aşina olduğu yerlerdi. Kültür evleri dediğimiz yani Mevlevi haneler gibi yerlere çok fazla gidilir gelinirdi. Ve oralarda insanlar, halk bunları hep öğrenirdi. Hatta sanatı bilirdi. Dolayısıyla devletin ekstradan bir sanata destek verme ihtiyacı çok olmaz. Çünkü halkın en alt tabakası bunu çok iyi bilirdi. Bilirdi, evet. Şimdi maalesef halka ne musikiten anlıyor, ne sanattan anlıyor. Edep erkan artık tamamen değişmiş vaziyette. Gezmeye çıkıyorsunuz. Eşinizle işte arkadaşlarınızla hadi ya şurada bir müze var bir uğrayalım uzun zamandır gidemedik. Yeni bir kafe açılmış ya, oraya gidelim. Müzeye niye gidelim ya şurada işte restoran var gel yiyelim ya şurada kafe gel içelim. Ya arkadaş iyi de men arafe nefsehu fakat arafe rabbahu. Nefsini bilen Rabbini bilir demek. Rab terbiye edendir. Tabii. Rab bütün dinlerde tek bir tane bütün büyüktür o. En büyük bir tane Rab vardır. Allah. Bütün dinlerde Rab bir tanedir. En büyük bir tanedir. Sen kendini bilmiyorsan, geçmişini bilmiyorsan geleceğini nasıl kurgulayacaksın? Tabii. İstanbul, yani, ben hep şey derim. İstanbul çok büyük bir okul anlayana. Yani hayat üniversitesi. Bu arada hemen onu da söyleyeyim. İSMEK'lerimiz de bizim. Hı. Büyükşehir Belediye'mizin gene. Hat kursları, her türlü sanat dalının hemen hemen... kursları. Mesela ev hanımları geliyor bunu almışlar. Ben diyorum ki işte paran yoksa belediyenin ücretsiz kursları var ya da çok cüzi spor salonları bile belediye açtı. Ama mesela bu hat çok önemli dediğim gibi. Mesela hem akademik zekanı hem duygusal zekanı çalıştırıyor. İSMEK'lerde o kadar çeşit kurslar var ki yani bunları değerlendirin. Evet mesela İSMEK'ler ilk kurulduğu zaman biraz çok ciddi eleştirilere maruz kalmıştır ama İSMEK benim gözümde şu misyonu önüne almıştır yani misyonu gerçekleştirmiştir bugün. Toplumun alt tabakası yani en alt tabakası bütün halkı kastediyorum. Evet. Halka bu sanatların gerçekliğinin ne olduğunu en azından ismini hiç bilmeyen ismini biliyor. Daha evvelden ben taksiye binerdim şimdi. Taksiye binip bir yere gidiyoruz. Abi ne iş yapıyorsun falan. Ben hattatım. Ne abi telefon attım. Ne hattı çekiyorsun abi sen. Postacı mısın diyordu bana. Düşünün yani o devirlerden bugün buraya geldik. Hat dediğiniz zaman aa diyor abi şu güzel yazılar var değil mi diyor. Hangisini yazıyorsun? Bak detaya giriyor. Hangisini yazıyorsun diyor. Yazı çeşidini soruyor. Tabii. Osmanlıca mı yazıyorsun yoksa Latin harfleriyle mi yazıyorsun diyor. Detayı soruyor bana. Tabii. Bu, o günlerde işte bu hizmet çok önemli. İSMEK'in, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmettir toplumdaki. Herkesin tabii ama özel hocadan ders değil. Alacak parası olmayabilir, imkanı olmayabilir ama tabii ki. Dediğim gibi bunlar aynı nasıl kültür, sanat adına önemli şeyler yapıyorsa bu bir katkı. Yani her zaman çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Mesela cezaevlerinde de mahkumlara ve tutuklulara... bu kurslar veriliyor. Yani tamam bir herkesin bir suçu olabilir, bir bedel ödüyordur ama o dönemdeki orada daha faal olsunlar diye ben eğitim verdiğim için biliyorum cezaevinde. Oradaki özellikle gençler hat olsun, işte diğer bütün resim olsun, fotoğraf çekme olsun çok güzel şeyler yapılıyor. Gene nereye geliyoruz hocam tekrar? İnsanı sanat besliyor ruhunu ve aklını değil mi? Evet. Buraya geliyoruz yani. Kesinlikle. Sadece ağızdan yemek oynatarak yemeyelim. Ve ağlatarak besler. Yani ya oynatarak. Yavrutarak ya ağlatarak. Evet. Vallahi hocam çok ne yapalım güzel. Biz normal düğünlerde oynayamıyoruz da kına gecelerini hiç kaçırmıyoruz. Benim bir grup arkadaşım var biz böyle normal düğünde ortada oynayamıyoruz. Kına gecelerini de hiç kaçırmıyoruz. Cidden çok güzel enerji atması oluyor. Evet. Yani. Yok tabii. Bir de daha böyle özleşiyorsun. Kadın kadına daha rahat oluyor. O yüzden her türlü kına gecesi gidilir dermişim. Ben eşiniz sizin sanatçı mı? Hayır. Değil, ev hanımı. Banka emeklisi. O böyle nasıl? Ona beste yaptınız mı? Bir eve bir deli yatıyor zaten. İkinci fazla olur. Sen evliydin galiba. Ben... Tövbekarım. Ayrılmış anladığım kadarıyla. Neyse olsun o da bir şey. Hani burada tabii bu işi yaparken evdeki eşin de bakış açısı çok önemli. Bizim evde saat 11-12'ye kadar
radyo televizyon falan açılmaz. Oo, evet. Sohbet. Şey çünkü ben böyle 11'e 12'ye kadar böyle kafamda bir şeyler vardır devamlı. Evet. Bunu evde bilir. Evet. Yani bizim evde bilinir ama bir başka yere gittiğimizde. Yani o günlük hayat devreye girdiğinde onlar uçar şeyler. Evet, evet. O yalnızlık kafanızdaki evet. Şey. Evet, evet. Projeler, planlar. Güzel işte anlayışlı. Ben hep derim hayatınız seçtiğiniz kadındır diyorum erkeklere. Yani çok evet. Önemli. Arkada. Özellikle tabii erkeğin kadın daha biraz çeşitlilik ruhuna sahip de erkeğin eşi önemli yaptığı işte. Yani orada destek vermesi. Ona beste yaptınız mı demiştim. Yani eşinize ait bir beste var mı? Bütün bestelerinizi ona mı yaptınız yoksa? Öyle bir şey. Hocam politik olmak lazım burada. Bir gün bir şeyde, bir konserde ben Tanrım diye bir şarkım var. Ya söküp al yüreğimi, ya bana yaz sevdiğimi Tanrım diye. Yok mu bunun orta yolu? Evet. Çok etkilendim. Bir dinleyici oradan bağırdı. Zekai Bey, bu şarkıyı eşinize mi yaptınız? Dedim ki eşimle bir sorunum yok ki niye şarkı Çok güzel ama. Çok güzel ama. Ya işte böyle. Doğru. Doğru. Yani ben evliyken yanımda bir yardımcı vardı. Eşime dedim ki sen de beni hiç kıskanmıyorsun dedim. Yardımcı dedi ki abla sen de bir hoşsun, kıskanılacak bir şey yapmıyorsun ki. Deli mi abi, niye seni kıskansın? Çok ciddiyim. Ben de dedim hiç kıskanmıyorsun dedim. O adam garip garip bakıyordu. Kadın dedi ki yani dedi ki yapmıyorsun ki bir şey. Deli mi seni kıskansın? Aslında mantıken doğru. Hani kıskanılacak bir şeyin yok. Deli olması lazım. Sonra böyle yaptı. Gördün mü dedi. Sustum dedim. Yani sizinki de şimdi onun gibi. Yani bir problemim yok. Değil mi? Yani şey, hayalidir birçok şey. Evet, evet. O zaman bir tatlı huzur almaya geldik. Kalamış'tan diyelim mi? Behçet Kemal Çağlar. Evet, şeyi. Behçet Kemal ve Çağlar. Münih Metinsel çok üstadlı. Bir tatlı huzur almaya geldik. Yok başka yerin lütfuna yazılan kıştan. Yok başka yerin lütfuna yazılan ne de kıştan. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan. Ah kalamıştan. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan. Ah kalamıştan. Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan. Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan. Ah kalamıştan. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan. Ah kalamıştan. Zamanlar
şarap rengi dumanlar, şarap rengi dumanlar. Bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan. Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan. Ah Kalamış'tan, hop hop. İstanbul'u sevmeyen aşkı ne anlar? Sevmezse gönül. Değil mi? Ne anlar? Ya. Bir de hocam bir söz var. O yüzden demiş şair. Ya. Kadın dediğin İstanbul gibi olmalı. Fethi zor, Fatih'i tek olmalı. Oo, çok pardon, güzel. Devamını anlayamadım. Kadın dediğin İstanbul gibi olmalı. Fethi zor, Fatih'i tek olmalı. Eyvah. Yani böyle bir kadına değil mi? Ne güzel donatmış. Şey... biraz kıskançça bir şey ama. Evet. Ve doğru. Evet. Yani şey. O işte İstanbul, hani ben dedim ya Kalamış zamanında, evet. Ben cidden o dönemde tabii nasip böyle de şarkıyı daha söylerken o eski filmler tabii aklımıza geliyor. Çok güzel günler ama tabii dediğim gibi bu kültür mirasını, bu yozlaşmayı önlemek için ne yaparsak kar bu şarkıları. Evet, evet. Sizin konserleriniz, senin sevgili Levent, bu hat sanatını gelecek nesillere. Senin işin biraz daha da zor. Çünkü seninki biraz gözlerinin içine sokman gerekiyor. Müzik yine biraz daha çabuk yayılıyor tabii. Evet. Bir de şöyle bir şey var bizim. Hat sanatında çektiğimiz bir zorluk. Evet, hat sanatı bir İslam ahlakıyla, İslam kültürüyle gelmiş bir sanattır. Evet. Fakat bir Türk sanatıdır. Çok önemli bir Türk sanatıdır. Bunu daha evvelden ben şunlarla çok karşılaştım. Ya işte besmele evim asım, ya evim camiye döndü, türbeye döndü diye hayıflanan Müslüman insanlar görüyordum. Bunlar bu cami gibi, tekke gibi bakmaktansa buna bir sanat eseri olarak bakmak çok daha önemli. Çünkü bütün sanatların temel çizgisi buradadır. Nedir sanatın temeli? Nüanstır. Tabii. Nüanslı çizgi bizim özümüzdür. Renkte nüans vardır. Evet. Resimde renk vardır, heykelde, boyutlu çalışmalarda nüanslar vardır, seste de nüans vardır, notalar vardır. Tabii. Bunlar hepsi birbiriyle eş değerdir. Bu da bir büyük bir sanattır ve bunu öncelikle Türk ve Müslüman insanlar olarak, Türk olarak öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bizim de bir sanatımız var,
Tabii ki. Çok özel bir ve sanatımız var diye bunu kabul etmemiz gerekiyor. Sanatımızla, musikimizle, evet. işte hat sanatımızla, birçok sanatla biz dünyaya bunu yaymış bir milletiz. Tabii yani ki, bizden tabii ki. Çıkmış ve yaymış bir milletiz. Bütün dünya bizim sanatlarımızı örnek alırken biz kendi sanatlarımızı böyle sanki çok fazla önemsemiyor gibi bir hal tavır içerisinde. Bu bizi çok üzüyor. Evet. Programımızın sonuna gelmişiz. Evet. Şimdi 20 Aralık'ta Cemal Reşit Rey'de akşam 20'de konserimiz başlıyor. Allah nasip ederse reklamları dinletin. Ay valla siz de ne mütevazisiniz. Ben evet. sosyal medyada biraz etkinim hocam. Habire yazacağım bunu. Peki, size şeyden... diyecekler ki kadının bile habire yazıyor. Olur mu? Sizi ne kadar çok insan dinlerse o kadar bir kültür olayı. Oradayız inşallah hocam. Daha nice nice yıllara sağlıkla i̇nşallah. Hep i̇nşallah. Böyle maşallah Rabbim i̇nşallah. Sıhhat versin. Amin. Aynı Amin. Şekilde Levent'ciğim sana da Allah kudret versin, güç versin, Amin. Sabır versin diyeyim. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz Biz için, teşrif ederiz. Ettiniz. Çok Hürmet sağ olun. Ederiz. Sevgili izleyiciler bu haftada programımızın sonuna geldik. Yani biz çok keyif aldık. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Kültür mirasımıza, geçmişimize... İstanbul'umuza, ülkemize hep sahip çıkalım. Bunlar yeni nesillere bırakacağımız en güzel miraslar, en güzel eserler. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak üzere. Esen kalın, hoşça kalın.